ve her Müslüman erkek tahtı nikahında bulunan hanımına bütün bu malumatı öğretmesi lazım. Öğretmeye zamanı, imkanı yoksa bir öğreticiyi bulması lazım. Bulması lazım. Her bir kadının zaruriyat-ı diniyeyi, 32 farzı, elem kereden aşağı o küçük sureleri teker teker ezberlemeleri icap eder. Namaz kılacaklar çünkü. Öyle kuru kuruya, boşu boşuna, rastgele, bir takım fantaziyle, bir takım politik oyunlarla laf inen hiç kimse Müslüman olamaz. Bizzat öğretmek lazım. Çilesine girmek lazım. Ve bunun mihnetine, bunun meşakkatine katlanmak lazım. Düşünün ki, eğer öğretilmiş olsaydı, sokaklarda böyle sefilane bir şekilde kadınlar sürünmeyeceklerdi. Meleklere inansalardı, amentüyü bilselerdi, bu netice peydahlanmayacaktı. Düşünün ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslüman kadın sabahleyin sabah olduğu zaman evinin bütün işlerini görecek, kocasının ve çocuklarının bütün hizmetlerini ifa ve icra edecek, evin erkeğine, kocasına itaat edecek. Eğer kocası müsaade etmemişse, eğer kocası izin vermemişse hiçbir komşuya gidemeyecek, hiçbir çarşıya gidemeyecek. Kocasından izin almadan kapıdan dışarıya bir adım atamayacak. Atarsa ne olur? Bak itikat sistemi geliyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kadın kocasından izinsiz herhangi bir yere giderse, kocasının müsaade etmediği bir komşuya giderse, kocasının müsaade etmediği çarşıya giderse, evine dönünceye kadar, hatta tercia ila beytiha, evine dönünceye kadar bütün arş-ı âlâ'nın melekleri, semavatın melekleri, yeryüzünün melekleri vallahi o kadına lanet ederler diyor. Lanet ederler. Müslüman kadın bunu bilecek. Ve eğer İslam'ı bilseydi zaten bunu tatbik ederdi. Öteden öyle kadınlar görüyoruz ki zaman zaman da bizimle bazen soruyorlar. Hocam diyor, ben örtünmek istiyorum. Allah'ın emrettiği gibi tepeden tırnağa örtünmek istiyorum. Ama benim beyim, benim kocam falan bankada şeftir, memurdur, amirdir diyor. İlla da eteğini diz kapaklarından yukarıda dikeceksin diyor. Ve benim elbisemi kısa dikmeni emrediyor diyor. Ve ben de öyle yapıyorum diyor. Hayır, eğer sen İslam'ı bilseydin, sana elbiseni, eteğini diz kapaklarından yukarıda dikeceksin diyen o erkeğin, o kocanın yüzüne tükürürdün, emrini dinlemezdin. Böyle bir kocanın emri dinlenmez ki. Açılmayı emreden, kısa elbiseyi emreden, Allah'ın emrettiği kıyafetin dışında bir kıyafet emreden bir erkeği ve kocayı Müslüman kadın dinlemeyecek, Allah'ı dinleyecektir. Namaz kılmayacaksın diyorsa o erkeği dinlemeyecektir. Benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın, benim erkek arkadaşlarımla şakalaşacaksın diyorsa bu deyyusu, bu adamı, karısı dinlemeyecektir. Dinlemeyecektir, kabul etmeyecektir. Öyle kefazeliklere meydan vermeyecektir. Ben namusluyum, ben iffetliyim, ben Allah'ın, ben Resulullah'ın yolundayım. Ben Hazreti Fatime-tüz-Zehra'nın, ben Hadide-tül-Kübra'nın yolundayım. Ben nosna olamam, ben sokaklara sürünemem diyecektir. Ama dinini bilmesi lazım ki söylesin. Ama İslam'ı bilmesi lazım ki söylesin. Bu husustaki ahkam-ı ilahiyeyi bilmesi lazım ki söylesin. Öğretmiyorsunuz. Akşam sabah dünya ile meşgulsünüz. Akşam sabah senetlerle, sepetlerle, havalelerle,
parayla, pulla meşgulsünüz. Hanımınızla, çocuklarınızla meşgul olmuyorsunuz. Mağazasıyla meşgul, tüccar adam ticaretiyle meşgul, siyasetçi adam siyasetiyle meşgul, ziraatçı ziraatıyla meşgul, herkes meşgul ama dünyasıyla meşgul, kimse hanımıyla, çocuklarıyla Allah yolunda meşgul olmuyor. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Mahşer gününe geldikleri zaman, elleri boş oldukları zaman, tedarikleri, teminatları kalmadığı zaman, وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Setirin bakalım ey cehennemlikler, girin cehenneme dendiği zaman hiçbir şey söyleyemeyecekler de Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber gibi şagaletna emvaluna ve ehluna buyuracaklar, diyecekler. Ya Rabbi bizi gerçekten dünyada malımız, mülkümüz meşgul etti. Keyfimiz, zevkimiz meşgul etti de esas meşgul olunması icat eden şeylerle meşgul olamadık diyecekler. Böyle bir hasrete, böyle bir teessüre, böyle bir tahassüre kapılacaklardır. E tabi bu da büyük bir hasret olacaktır. Büyük bir husran olacaktır. Büyük bir felaket olacaktır. Gerçek mümin olamamanın acısı ve ıstırabı orada zuhur edecektir. Böyle bir hasrete gitmemeliyiz. Böyle bir hüsrana gitmemeliyiz. Kardeşlerim, uzaktan yakından gelen samimi Müslüman kardeşlerim, hanım kardeşlerim, kız kardeşlerim, genç kardeşlerim, sizlere yalnız Allah için söylüyorum, yalnız Muhammed Mustafa için söylüyorum, yalnız ahiret için söylüyorum, yalnız şehitler için söylüyorum, yalnız salihler için söylüyorum, evliyaullah için söylüyorum, enbiyaullah için söylüyorum ve diyorum ki dininize sahip olun. Dininizin emirlerini mutlaka tasdik edin. Hiç kimseden korkmayın. Hiç kimseden endişe duymayın. Korkacağınız, endişe edeceğiniz tek şey Allah'tır ve ahiret günüdür. Allah rızka kefildir. Rızkınızdan endişe etmeyiniz. Ticaretinizden endişe etmeyiniz. Ahirete nasıl gidilmesi icap ediyorsa o şekilde hazırlanınız. Allah aşkına ahiretinizi dünyanıza tercih ediniz.